Diğer konu Sadat nedir? Evet. Sadat hükümetin himayesinde Orada da kurulmuş çok bir kısa bir değerlendirme alalım. Çok sorumuz var. Buyurun. tabii. Tabii tam anlamıyla hükümetin himayesinde kurulmuş bir şirkettir. Dünyanın hangi bir yerinde amacı fetiş, baskın, pusu kurma, sabotaj, adam kaçırma gibi bir amacı olan bir şirket kurulabilir? Türkiye'de de kurulamazdı. Sadat'ı kurduran AKP iktidarıdır. Neden? Çünkü böyle bir şirketin kanunen Türkiye'de kurulması mümkün olmadığı için kurulmasına mümkün olacak yasaları iktidar çıkartmıştır. O şirket o şekilde kurulmuştur. Ve Sadat'ın beraberliği, fikri beraberliği, ideolojik beraberliği, yakın beraberlikleri, Cumhurbaşkanı'yla Sadat Başkanı'nın arasındaki münasebetleri hepimiz yakından biliyoruz. Daha Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanlığı'nda Tugay Komutanı'ydı Adnan Tanrıverdi. İstanbul'da irticai faaliyetlere katıldığı için resen emekli edildi. Az önce sizin de tweetini kullandığınız kişi de o da yine irticai faaliyetlerden dolayı oradan ayrılan bir kişidir. Şimdi ne diyorlar bundan? Sandıkları Evet. teslim etmeyeceğiz. Zaten işte fikri düzeydeki çabaları bu. Genel başkanımız oraya boşuna gitmedi. Yani bildikleri, kendisine ulaşan duyumlar o denli güçlü ve kuvvetliydi ki bunların bir şeyler yapılacağı konusundaki genel başkanımızla oluşan kanaat ve toplumda yaratacağı endişe genel başkanımızın cesurca oraya giderek meydan okumasıyla bir noktaya getirilmiştir. Yani bu kuruluş paramiliter bir kuruluştur. Yani siz ne hakla, yani devletin silahlı kuvvetleri var, ordusu var, polisi var. Siz ne hakla sabotaj öğretiyorsunuz? Kime öğretiyorsunuz? Yani niçin öğretiyorsunuz? Evet. Ve bu diyelim diyorlar ki biz başka ülkeleri öğretiyoruz. Peki o başka ülkelerdeki öğrenenler Türkiye'de sabotaj yapıyorsa, adam kaçırıyorsa, bir yerlere baskın yapıyorsa, katliam yapıyorsa ne yapacaksınız? Bakın ben dün başka bir yerde daha da söyledim. Özellikle Türkiye'de 2015'te 7 Haziran seçimlerinden sonra gelişen olaylar da Sadat'la ilgili de ayrıca değerlendirilmelidir. Çünkü o dönemdeki olaylara baktığınız zaman IŞİD'in içinde bulunduğu pek çok hadise vardır. IŞİD'in amacı da İslam'da bir birlik sağlamaktır. Sadat da aynı yolun yolcusudur. Şimdi doğal olarak böyle fikri beraberliği olan kişileri bir niyetini ve süreçlerdeki yakınlaşmalarını ya da yardımlaşmalarını da bir mercek altına alınması gerekir. O ben gar katliamında 15 dakikayla kurtulmuş bir kardeşinizim. Biz de çünkü o gün mitinge gidiyorduk. İlk patlamadan sonra Evet, 10.03'te evet. olan patlamadan sonra 10 dakika sonra oraya giren ilk kişilerden bir tanesi benim. Yerdeki cesetlerin üzerine örten, yaralılara yardımcı olmaya çalışan bir milletvekiliyim ben. Yani şimdi ben o tabloyu çok yakından biliyorum. İşte o tablolar 7 Haziran seçimlerinden sonra Suruç'taki yurttaşlarımızın öldürülmesi, Ceylanpınar'da iki polisin hala aydınlanamayan kafalarına, enselerine kurşun sıkılmak suretiyle Şehit öldürülmesi edilmesi, hadiseleri, evet. şehit edilmesi hadiseleri Türkiye'de 7 Haziran'la 1 Kasım arasındaki süreci son derece başka bir yere evrilmesine neden olmuştur. Şimdi işte benzeri eylemler olabilir mi? Bu Sadat gibi paramiliter şirketler ya da kuruluşların olduğu her yerde bunlar mümkündür. Çünkü bu Sadat, bakın az önce okumuş olduğunuz tweette zaten aklından geçenleri söylüyor. Sandıkta teslim etmeyeceklermiş. Kanla kurulmuş devlet, kanla da yani vermeyeceklermiş. Nasıl, ne yapacaksın sen peki? Nasıl yapacaksın bunu? İşte fikrini söylüyor. Yani bilinçaltları ortaya çıkıyor. O nedenle bu konuları çok Evet. uyanık olunmalı ve genel başkanımızın bu Evet. müthiş öngörüsü ve tavrı Türkiye'de belki başkaca olayları önlenmesine bir vesile olmuştur. Ama biz tüm dikkatimizi yine bu tarz örgütlenmelerle ilgili üzerlerinde olduğumuzda ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla Sadat gibi Evet. kuruluşlarla ilgili örneğin bir Canan Kaftancıoğlu'nu sen 7 yıl önce, 10 yıl önce attığın tweetten dolayı yargılıyorsun. Daha bu kişiyle ilgili açılmış bir soruşturma yok. Nerede bu ülkenin cumhuriyet savcıları? Evet. Yani siz 8-10 yıl önceki tweet'i ortaya Evet. getirip Sayın de bir Gök, çok kişiyi teşekkürler. yargılarken buna niye gidiyorsunuz? Evet. Soru bu. Evet. Çok teşekkür ederiz. Hakikaten bu cümleleri AKP'ye yakın bir isim değil de herhangi bir vatandaş Tabii. muhalefet partilerine üye ya da yakın,
herhangi bir vatandaş kursaydı başına neler gelirdi? İzleyicilerimiz bu sorunun yanıtını çok iyi biliyor. Ben hemen diğer günden başlığınızda geçmek isterim. Sayın Ersin Kalaycıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle bir dava açıldı. Davada hem TCK yani hem hapis cezası isteniyor hem de siyasi yasak anlamına gelen bir başka cezada bir TCK'nın 53. maddesinin de uygulanmasını istiyor savcılık. Biz konunun içeriğini biliyoruz. Çok da konuştuk, tartıştık Sayın Kalaycıoğlu. Suç teşkil edecek hiçbir şey yok içinde. Bugün İBB'den yapılan açıklamada tamamen Ekrem İmamoğlu'nun önünün kesilmesine yönelik bir siyasi dava olduğu bu davanın belirtiliyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Buyurun. Şimdi burada davadan belli bir sonuç çıkarsa, özellikle kendisinin görevden alınması falan gibi bir takım sonuçlara gidecek, o siyasette önünü mü keser yoksa daha büyük bir destek mi kendisine verilmesini sağlar, onu zaman içerisinde görürüz. Bunun örnekleri var. Bir tanesi gayet iyi, herkesin hatırlayacağı bir örnektir. Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanı iken yapmış olduğu konuşma sonrasında kendisi hakkında alınan kararlardan nasıl etkilendiğini, kariyerinin nasıl etkilendiğini bir düşünün. Onun için bu hesapları o kadar kolay tutturmak mümkün değildir. Bunun bir kamu psikolojisi tarafı var. Oranın nasıl çalışacağına öyle çok kolay karar verebilmek mümkün değil. Nitekim 31 Mart'ta yine İmamoğlu'nun önü kesilecek diye varsayıldı. Böyle çok akılları durduracak bir şey keşfettiler. 4-5 tane pusulanın konulmuş olduğu zarf açılmış, içinden bir tek pusula çıkarılmış. O pusula değiştirilmiş. Bunu ne oradaki seçim kurulu üyeleri görmüş, ne gözlemci olarak bulunan Adalet ve Kalkınma Partili ve MHP'liler görmüş. Hani akıl hafsala almayacak bir durum. Bunu YSK kabul et. Yani onun için standartlarımız itibariyle demin de bahsetmiş olduğum gibi ne 1961 sonrası ne 1950 sonrası demokratik seçim standartlarıyla çalışmıyoruz şu aşamada. Yani bunlar bir kenara konuldu. Şu anda 1946'ya doğru hızla gitmekteyiz. Oraya vardık mı varmadık mı artık zaman içerisinde göreceğiz. Dolayısıyla bu tür hesaplar, bu tür mühendislikler her zaman tutmuyor. Tabii orada bir başka vahim durum var. Burada çifte standartla karşı karşıyayız. Çifte standartla yönetim çok zor bir yönetim biçimidir. Ve dolayısıyla demokratik yönetimlerde de mümkün değildir, olmaz. Yani örneğini bulamazsınız. Yerleşik demokrasilerde, bizim batımızda veya uzak doğuda Japonya'da yahut Avustralya, Yeni Zelanda falan gibi ülkelerde böyle bir örnek bulabilme imkanınız yok. Olmaz böyle şey. Şimdi İçişleri Bakanı, ki artık eskiden bakanlar biliyorsunuz seçimle geliyorlardı, şimdi atamayla gelmiş bir kişidir. Dolayısıyla adeta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı, ki seçimle iş başına gelmiş bir kişidir, onun üzerindeki bir vesayet yetkisini kullanan bir hava ile konuşuyor. İktidara gelenler, evet, bürokratik vesayeti sona erdireceklerini,